Hayır ya. Ne demek istiyoruz? Halkın sağlığı, halk sağlığı için konuşuyoruz. Dolayısıyla aşırı temizlik, titizlik demek değildir. Burada temizlik yapacak olan hanımın ve tabii ki yardımcısının kendi sağlığını da koruması gerekiyor. Birden fazla ürün karıştırılmayacak temizlik yapılırken, salt, işte elektrik süpürgesiyle toz alındıktan sonra en temiz yerden başlanıp en kirli yere doğru geçirerek biliyorsunuz temizlik yapılır. Çok fazla kimyasal kullanmayınız, ısrarla söylüyorum. Bayram temizliğinde dikkat edilecek şey evin mis gibi kokması. Dolayısıyla ne yapalım? Beyaz ya da renkli sabunları güzelce rendeleyelim. Bir takım cam kavanozlara kapların içine yerleştirelim. Çeşitli köşelere koyalım. Oradan onların kokularının çıkmasını sağlayalım. Deodorant ve benzeri spreylerle evin içini temizlemeye ya da havalarının değişmesini sağlamayalım. Lavanta alalım, güzel güzel çiçekler koyalım. Ev onların kokusuyla yaşasın, güzel olsun, doğal olsun diyoruz. Temizlikte de dikkat edilecek bir husus, mutlak surette çocuklar temizlik anında evden çıkmalı. Çünkü bütün temizlik malzemeleri sonuçta bir kimyasaldır ve o ağırlıkla aşağıya doğru çökeceği için 14 yaş altı çocukların boy hizasının olduğu yere yığılacaklardır. Dolayısıyla astmatik reaksiyon dediğimiz sağlık bozucu faktörler ortaya çıkabilir.